Aaron'a %6, %7. Bir Ben Ferro gibi. Estağfurullah. Şu an %50 oluyor. Kimin forması? Bilmiyorum. Yabancı gelmiyor ama. Daha flash top mu yaptı? Ya böyle bir el kol yaptı daha doğrusu. İndir elini. Arabayla uçağın altına giriyorsun. Uçağa arabayla giriyor. 150 kişi var. Buradan sesleniyorum. Basketbol oynamak boy uzatmıyor. Örnek. Örnek. Burada canlı örnek. Ayıp mı oluyor yani? Butler geliyor, Furkan geliyor. Sonra öbür maç 3 dakika oynadı. Chicago'da genelde Philadelphia'ya öyleydi oynar. Göreceğiz şimdi. Furkan selam, hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? Kardeşim sağa kırmadığın için ne yaptın? Rica ederim. Neler yapıyorsun? İyi geldik Alaçatı'ya, sizlerin yanında. Öyle güzel muhabbet, sohbet edelim diye. Sağ ol canım. Ne yapıyorsun, iyisin? İyi, her şey yolunda. Siz ne yapıyorsunuz? İyi vallahi. Ne kadar boşluğun var, ne zaman dönüyorsun? İşte bir hafta 10 gün buradayım. Hı-hı. Ondan sonra döneceğim. İdmanlar, çalışmaya başlıyoruz. Summer League ne zaman başlıyor? Summer League, bu program işte milli takım kadar devam edecek benim. Hı-hı. Sonra dünya şampiyonası. Hı-hı. Sonra NBA'de sezon başlıyor. Milli takımın ne zaman idmanları başlıyor? 15 Temmuz kamp başlıyor. Ondan sonra 31 Ağustos'ta da Dünya Kupası var. Daha sonra bakalım ne yapacağız orada. Grupta Amerika falan var, biliyorsunuz zaten. Aynen. Aynen. Ama yabancı olduğun adamlar değil yani. Yani işte öyle eşleşti. Ayağımız alışkın. Aynen. Yaparsın bir şeyler yani. Bir şov olur orada. Milli takımdaki hedefiniz ne? Hazır hissediyor mu kendini? Sakatlık yaşamıyor. Hazırlanıyorum aynen. Hı-hı. Zaten şu an diz tamamen sağlıklı. %100 sağlıklıyım. 15 Temmuz'da işte kampa gidiyoruz. Zaten size'lanmışsın. Başlıyoruz. İşte NBA'ye gittiğinde 75 kiloydum ya. Şu an 98 kiloyum yani. Üf, 23 kilo. 23 kilo ki. Çok iyi. Çok çok büyük rakam. Tabii canım. Ne hedefin var mı, yoksa hani böyle işte hani ya belli bir kiloda mı durmak sanki istiyorsun? Sanki bir 102-103 kilo olup ama Yaron'u %6, %7. Aynen. Bir Ben Ferro gibi. Estağfurullah. Şu an kaç yüzde? Yapabilirsiniz. Şöyle şu an %10 civarı, %10 civarı. Biraz daha düşmem lazım. Çünkü 3 numaraya da başladım bu sezon. Sonuçta hani abiler 3 numarada. Biraz daha babalarla oynamaya başlayacağım. Babalar var yani. Her türlü baba denk gelebilir. Ağır abilere takılıyor. Takımda işler nasıl Philadelphia'da? Takımda her şey yolundaydı. Zaten Philadelphia ile artık pek bir bağlantı kalmadı. Önümüzdeki sene başka bir takım olacak. Ama 2 sene çok keyifli geçti. Çok büyük isimlerle oynadım. Çok iyi tecrübe oldu bana. Aynen. NBA hem pozisyonunda olsun. Aynen. Özellikle takas olduktan sonra benim sürelerim daha da artınca daha da keyifli oldu o isimlerle beraber oynamak. Siz zaten benden daha çok takip ediyorsunuz yani. Yani biz hastasıyız, evet. Aynen. Yiydik kardeşim. Belli oluyor. Reprezent. Kimin forması? Bilmiyorum. Bir bakayım. Yabancı gelmiyor ama. Aynen. İş yapacağım bu formayla bugün, bakalım. Tutar bu formayı. Ben sana şey sormak istiyorum şimdi. İlk gittiğinde aynen. İngilizce düzeyin nasıldı? Ya derdimi anlatacak kadardı. Anlatıyordum derdimi. Aynen. Ama tek gittin. Aynen tek gittim. Kaç? 21 yaşında mıydın? 19 yaşındaydım hatta o zaman. İlk gittim böyle %50-%60'ını anlıyorum. İşte aradan bir iki kelime seçiyorum falan. Nasıl zorlukları, psikolojik olarak, sosyal olarak nasıl alışıyorsun? Çok zor, ilk sene çok zorlandım. Hı-hı. İki ay dedim ki hani ben nasıl yapacağım ya burada dedim. Hani insanlar çünkü farklı bir kültürdeler. Aynen. Sen başka bir şeye gülüyorsun, onlar başka bir şeye gülüyor. Aynı şeylere gülüyorsun. Amerika bambaşka bir dünya, NBA ondan da başka bir dünya zaten. Peki çaylak şakası, en kötü nasıl çaylak şakasıyla karşılaştın? Ya bir tek poker kartlarını taşıyordum ben. Poker pullarını, onun dışında bir şey taşımıyordum. Ne o, onun anlamı, olayı ne? Uçakta öyle biraz... Ha, oynuyor millet. Aynen, millet sen oynarken, sana taşıtırıyorlar. Seninki temizmiş ya. Temiz iş. Ben taşırdım valla. Peki Butler için şey diyorlar, böyle çaylaklara falan çok yükleniyor, sert davranıyor, kötü davranıyor. Öyle bir ya aslında gelir gelmez bana abilik yapmaya başladı ya. Ben biraz çekiniyordum ondan açıkçası. Biraz zorlar diye. Sert adammış. Gelir gelmez abilik yapmaya başladı. Arabanın dikiz aynalarını söktürmüş ben geriye bakmam diye. Bizde R yok mu demişler? Biz geriye bakmayız diyormuş yani kardeşim. Zaten herifte şöyle bir hava var yani böyle. Şimdi geliyor soyunma odasına. İşte merhaba beyler, günaydın vesaire. Herkesin sorununu sorar böyle. Sıkıntın var mı? Her şey yolunda mı? Geldi böyle, bana da öyle. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Geçen yaz Türkiye'deydim. Türkiye'ye gelmiş video çekmek için. Vallahi. Kimsenin haberi yoktu galiba. Ne videosu ki? Bilmiyorum. Kendince böyle YouTube'da falan bir video çekiyor. Var, cim aynen cim battı. Kıyak da hamdi. Aynen. Böyle değişiklikler yapmaya çalışıyor. Evet. Çok da sosyal bir. O yüzden onunla takılmak da güzel oldu yani. Keyifli. Takımda kimle böyle iletişimin, yani daha sık iletişim halinde oluyor? Mesela Avrupalılar vardı, Saric vardı işte başta. Evet. Hani ya bu sezon sonunda Mariano işte çok yakınlık. Zaten o Tarkan videosunu hatırlıyorsun. Mariano işte yani. O da bayağı olay oldu. Büyük değil mi Furkan? Büyük. Herif çok büyük herif yani. Değil mi? Gidiyoruz yemeğe mesela. Ona göre masa, sandalye. Yani ben de normal bir boyum insandan aynen, çok daha büyüksün çok yani. Çok daha uzun ki onu düşünemiyorum yani. Baban 130 falan var, 130-135 düşün yani. O bedeni taşıyor. Arabaya falan binerken böyle gündelik şeyler sıkıntı değil mi? Sıkıntı, babana özellikle zaten hani hakikaten. Zaten büyük arabayla geziyor. Zor iş be. Zor iş. Basketçi olmak çok zor iş. Zor iş ama o tempo arkadan zor yani. Evet. Profesyonel sporlar arasında hani
En kısa sürede kaç aylık bir periyot sezon sonuçta? Sezon baktığın bir zaman 5.5-6 ay yani 5.5-6 ay playoff'la beraber aynen. Aynen playoff'la beraber yani bayağı yoğun sezon ya. Zorlayan tek şey çok yolculuk yapıyorsun. Evet. Hani evde kalmayı özlüyorsun, ev ortamını özlüyorsun. Evet. Ama onun dışında keyifli yapabileceğiniz bence en güzel işlerden birini yapıyoruz yani. %100 kardeşim. Evet. Biz olamadık işte yani. Bu sene bir 50-52 maçınızı falan izledim kaçırmadan. Evet ya biliyorum zaten sürekli konuşuyorduk ya. 2 tane 18 ya. Sayım var kariyer ayı yakışır kardeşim. Seneye 20'leri bekliyoruz. Aynen. Daha iyileri inşallah gelecek. Gelir. Şey soracağım, bu en çok hani NBA sezonunda oyuncular yoruluyor. Ocak, Şubat ayı gibi işte en bittikleri zaman oluyor diyor. Cidden böyle oyuncularda bir bıkmışlık oluyor mu? Kendiniz takım aranızda ya bir artık bu hafta da böyle maç yapmayalım. Yani fiziksel mi zorluk oluyor, psikolojik mi zorluk oluyor? Çok maç oynuyorsunuz. Hı-hı. Orada ama ortam çok profesyonel. Herkesin bir rutini var. Hı-hı. Takım antrenmanı vesaire yok. Herkesin rutini var. Herkes çok iyi bakıyor kendine. Gerçekten orada profesyonel olmazsan zaten uzun süreler oynayamıyorsun. Aynen, aynen kesinlikle. 2-3 sene o sezonu çıkartamazsın çünkü gerçekten çok hele önemli. O büyük fiziklerle yani aslında bir de, zor. Evet insanlar bayağı şey zannediyor. Hani NBA'de işte savunma yok, oyuncular takılmıyor, aynen, işte aynen. Pek kontağa girmiyorlar vesaire ama çok göründüğü gibi değil yani. Aslında hücum oyuncuları da çok fazla aynen. İyi oyuncular oldukları için öyle görünüyor. Çok fazla sayı oluyor aynı. Bir de şimdi tam senin gittiğin bu son hani son 2-3 yıllık dönem böyle hücum sürelerini çok kısaldığı, evet, çok evet. Fazla hücum olan dönem oldu. Evet. O yüzden bir ekstra kondisyon gerekiyor. NBA'ye göre bile. Aynen öyle. Yani şu an 20 saniye düşürsünler. Yani shot clock'ı 18 saniyeye düşürsünler. Çok büyük bir etkisi olmaz bence oyuna aynen. Şu an. Yani. Doğru. Ya oyun orada çok bireysel bir de. Çok aynen. Birebir. Aynen. Biz mesela takım antrenmanından daha çok böyle birebir oynuyoruz ki birebir oyunumuzu geliştirelim diye. Yani. Çok birebire döndü artık olay. Yani. Peki bu yılki gelişimini milli takımda sahada görebilecek miyiz? Ya o şimdi istedebilecek insanlar miyiz? Biraz şey görüyor. Yani NBA idmanı yemiş. Aynen. Bir dönem oynadım bir dönem oynamadım işte sakatlık oldu çok fazla up and down oldu böyle. Ama cebime çok şey doldurdum yani bu dönemde. Evet. Çünkü gerçekten çok çalışıyordum. Bunun da bu tabii bir de dolar itibaren... sonuçta yani. Aynen. O anlamda da tabii başladım. Akarken dolduracaksın. Yapacak bir şey yok Furkan'ım. Bir kere gelmiş bu rüzgar. Tabii kardeşim. Ondan sonra bu işte milli takım benim için de çok güzel bir aslında sınav olacak. Hem yeni sezon öncesi Amerika'ya karşı oynayacak olmak da bizim için bence çok büyük bir ayrıcalık aynı grupta olmak. Yani çeyrek finalde vesaire kesinlikle. İkinci grupta oynamaktansa aynı grupta oynamak. Amerika'nın kadrosuyla ilgili bilgi var mı? Kimleri getiriyorlar götürüyorlar? Ya benim bildiğim Butler oynayacak diye biliyorum. Ama çok da emin değilim. Onun dışında babaları bilmiyorum getirecek. Yannis oynayacak mı Yunanistan'da? Oynayacak. Benim bildiğim o da oynayacak. Jokic oynayacak Sırbistan'da. Dünya şampiyonası güzel olacak bu sene. Evet. Bir de bu sene dünya şampiyonası böyle tam yeni jenerasyon, eski jenerasyon, aynen. Kırılma jenerasyonu gibi. Evet. O yüzden de güzel olacak yani dünya şampiyonası. Amerika böyle olimpiyatlara daha büyük silahlarını bırakırdı ama evet. Hani Butler ayarında adamlar getirecekse demek ki onlar da evet, bayağı evet. Bu sefer evet. Ciddiler yani. Herifler gerçekten organizasyonda iyi yapıyorlar orada geldiklerinde vesaire. Şenlendiriyorlar yani ortamı. En büyük zorlukları ne NBA'in? En büyük anlamda. Zorlukları ya benim basketboldan çok yaşama alışmam zaman aldı biraz farklı orada ülke, ortama farklı aynen. Kültür. Çok farklı aynen. Kültür işte nerede ne yiyeceksin onu bilmiyorsun. Evet tabii. Mesela Türkiye'den misafirlerim geliyordu zaman zaman arkadaşlarım geliyordu. İşte yemeğe gidelim diyorlardı. Ben hep kulüpte, bizim kulübün şöyle bir organizasyonu var. İşte sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği her şeyi kulüpte halledebiliyorsun. Hani o yüzden çok fazla restorana git gel ihtiyaç duymuyorsun. Sağ ol her şey. Türkiye'den yani. Aynen. Türkiye'den biri geliyor. Sen nereye gidelim? Ben de bilmiyorum daha. Açıp Google'a bakıyordum mesela ilk sene. Hani ikinci sene öyle olmadı ama. Touristic places in Philadelphia. What to do in Philadelphia. What to do in Philadelphia. What is the 10 things? Meek Mill'le tanıştın mı? Meek Mill'le tanıştık. Valla. Allen Iverson. Ondan evet. Sonra zaten bizim Michael Rubin var. Aynen. Mekanın sahibi. Ondan sonra başka böyle deplasmanlara gittiğinde oranın ünlüleri ne bileyim işte Toronto deplasmanında Drake'tir şudur budur. Aynen Drake'de trash talk oldu hatta. Harbi mi? Oldu. Şeyde oldu maçın sana trash talk mu yaptı? Ya böyle bir el kol yaptılar bunu trash talk'tan ziyade. Sana da yapmasın ya artık yani. Direkt indirelim. Şey Los Angeles nasıldı deplasmanda böyle çok fazla ünlü var mı gerçekten? Ya çok fazla ünlü var. Los Angeles bu sene Lakers, Clippers aslında Clippers belki daha başarılı bir sezon geçirdi Lakers'a göre. Yani insanlar oraya kendini göstermeye geliyor aslında biraz da Los Angeles'taki maçlar hani maç izlemekten ziyade. Ben NBA'de şunu gördüm de insanlar 3 periyot maç izlemiyorlar böyle. Hani eğlenmeye geliyorlar işte kendi içiyorlar kendilerini aynen. Eğlendiriyorlar. Takılıyor. Son periyot biraz oyun kızışıyor aynen. Ya. Herkes ondan sonra maça konsantre olmaya başlıyor. Mr. Fourth Quarter, Isaiah Thomas yazık aynen. Oldu. Takım içindeki şey dengeler nasıl? Yani kim böyle daha dominant karakter böyle millete karışıyor. Evet. Saha içerisinde hani antrenör dışında hani Türkiye'de olur ya takım bir abisi olur. Aynen takım veteran babası aynen. Kim? Mesela aslında Amir Johnson yaş olarak falan kariyer Amir olarak. Amir Johnson hani. Evet bence çok güzel bir örnek verdin. Ama mesela Butler geldikten sonra o sorumlu aldı biraz Butler. Aynen. Böyle bir abi ben takımın abisi olacağım ilk günden beri. Mesela ilk gün geldi soyunma odasına bana dedi ki işte hani böyle normalde çok hemen muhabbet sohbet dönmez böyle. İşte ben Türkiye'ye geldim işte şöyle böyle şöyle seviyorum Türkiye'yi.
Hemen oradan bir bağlantı kurup böyle beni kendi kanadının altına almaya çalış falan. Bu zaten evet, sen de hissedince bunu sana daha yakın oluyor. Evet, bir de aynı pozisyonda olman evet, da daha da avantajlı evet, yani. Çok da şey öğretti bana ya. Aynen. Onunla birebir oynuyordum zaten sürekli. Bu düşük kontratlı oyuncularla işte rotasyondaki oyuncular hı-hı, arasında böyle bir şey var mı? Tamamıyla bir ayrı liglerin oyuncusuyuz gibisinden böyle bir sınıflandırma gibi bir şey var mı? Yoksa ya daha çok ırka göre mi bir şunu söyleyeyim? Yani diyor ki Phil Presley, Joel Embiid hani aynı dünyaların insanı bunlar. Ya ben orada biraz şunu gördüm ya, böyle ne kadar oyun bireyselse orada aslında sağ dışında biraz bireysel bir hayatı var herkesin. Yani mesela orada oda arkadaşın yok. Hani Avrupa'ya göre Avrupa'da oda arkadaşın var. Deplasmana gittiğiniz zaman beraber kalıyorsunuz mesela. Burada tek ha? Burada tek. İyisin, takım yemeği yok. Oteller de iyidir. Oteller de iyi. Güzel ya valla, tertemiz. Miami'nin yok. Aynen. Uçakta oyun oynuyor musunuz, PlayStation falan? Yok, uçakta PlayStation oynamıyoruz. Genelde işte kart oyunları falan oynanıyor böyle uçakta. Takım uçağı mı hep? Takım uçağı, özel uçak. Kaç kişi oluyor? Kaç kişi oluyor? Bizim heyet diyeyim ben, heyet. Aynen. 150 kişi falan uçuyoruz bizim heyet. Ondan sonra ya, arabayla uçağın altına giriyorsun. Arabayı park edip vazgeçip uçağa biniyorsun. Hiç güvenlik vesaire yok. Uçağa arabayla giriyor. Altına kadar giriyorsun. Arabaya bırakıp merdivenden nice, uçağa. 150 kişi var. 150 kişi var. Takımlar ortalama böyledir. Aynen abi, takımlar ortalama böyle. Benim aslında bayağı farklı bir sorun var konuştuğumuz konulara göre. Hani ben 8 yaşında basketbol oynamaya başladığımda hayalim, yani NBA gibi bir organizasyonu böyle hayaliyle, daha basketin ne olduğunu bilmeden, bir pick and roll'ü bile bilmeden böyle bir hayal vardı. Hani sen bunu başaran bir adamsın ve bu yolda nasıl zorluklarla karşılaştın? Bizi izleyecek olan genç çocuklar, hatta yeni baskete başlayacaklar için ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Ya benim başlangıç hikayem aslında biraz da farklı. Öncelikle 2 metre olmanız lazım. Zaten böyle olunca bir işe yaramıyorsunuz. Daha azimli ol. Bir tane Nate Robinson var yani. Buradan sesleniyorum. Basketbol oynamak boy uzatmıyor. Aynen. Yani uzunlar uzun olduğun için basketbol oynuyorsun. Örnek. Örnek. Burada örnek. Canlı aynen, örnek yani. Evet. Bunda bir netleşelim. Basketbola başlamam hikayem de böyle oldu aslında. Hani ben futbol oynuyordum. Biraz uzun tabii. Peter Crouch gibi oynuyordum yani. Kaleci miydin? Ondan fix genelde öyle oluyor. Kaleciydim. Ya. Evet, ama çok güzel free kick kullanıyordum mesela. Evet. Sonra 10. sınıfta işte bir tane Paraguaylı bir kaleci vardı. Chilavert mi ne? O da free kick atan bir kaleciydi. Bilenler bilir, yazar altına şimdi. Vay Ferro biliyormuş. Sağlam bir adamdı. Orta sahadan free kick atıyordu. Evet. O kafa bir adam olabilirmiş. Evet ya, işte böyle futbol basketbol arasında gidip geliyordum. Sonra zaten basketbol döndüm ama işlerin bu boyuta geleceğini ben de bilmiyordum. Tam kaç yaşında kanalize oldun? Yani 15 yaşında Efes'e transfer olduğumda dedim ki belli ben bu işten ekmek yiyeceğim. Hı hı. Bu iş benim artık hayatım olacak gibi, ki zaten öyle de oldu. Şu anda baktığınız zaman 21 yaşındayım ama 6 senedir profesyonel olarak oynuyorum. Tabii. Yani. Boylarını hatırlıyor musun? 15 yaşında Efes'e gittiğinde kaçtın? Şu an 2-4 müsün? 2-3. Şu an 2-4'üm. O zaman kaçtım Efes'e ilk gittiğimde? 1.80 falandım herhalde. O zaman, yok, 15 daha yaşında. Fazla. Yaşlarına göre nasıldı boyun? Yaşlarıma göre uzundum. Ben 28 yaşında hala 1.70. İstanbul'sun değil mi? İstanbul. Ya. İstanbul'da doğdum benim, aynen. Peki boyu zaman devam ediyor mu şu anda? Hani hep şeyler duyuyoruz ya, işte Hidayet NBA'ye gittikten sonra bir yılda işte şu kadar uzadı. İşte şu oyuncu NBA'ye gittikten sonra 2 santim 3 santim daha uzadı. Böyle bir şey var mı? Ya ben geçen sene kadar uzuyordum ama şu an sanki durdu biraz. Aynen 2-3-2-4, ki daha da uzun olmak istemiyorum ya. Aynen, bence bu iyi yani. Evet, tertemiz. Tam ideal SF, yenisi SF boyu. Aynen. Eskiden olsa 3.5 bile olabilecek bir boydasın. Sizin yani basketbol geçmişiniz ne? Sizden benim basketbol geçmişim kendi semtimle çevreleniyor genelde. Ama semttekiler atletik çocuklardı böyle. Ha. O yüzden hopluyorduk, süpürüyorduk. İşte Cankut var, işte Celal var bugün. Onunla da PlayStation oynayacağız işte. Onlar yine işte koçluk geçmişleri, basketbol geçmişleri anlat reis. Ben Karşıyaka altyapısında başladım. Ondan benim sonra gelişim kolejinde. Ben Benfer olmasam burada olmam yani. Ama bakma kardeşim. Ben de gelişim kolejinde ondan sonra oynadım. Üniversite zamanına geldiğimde bıraktım. Bir hastalığım var, tip 1 diyabet diye. O oraya girdiğinde artık dedim zaten benden bahsediyorum. Edin Morrison'u biliyor musun? Gonzaga'nın en çok sayı atan NCAA yıldızıydı. Cankut'un yıllar boyu en büyük tabii şey adam var. Bu hastalıkla adam profesyonel oynayabilir diye. Peki yeme içme olayları nasıl yani? Nasıl besleniyorsun? Hazırlanıyor mu her şeyiniz? Hazırlanıyor her şey. Az önce söylediğim gibi kulüpte kahvaltı, öğle yemeği. Free time'da da mı nasıl? Yani sen 3 gün boşsun. Kulübe gitmiyorsun, idman yok. Velev ki öyle bilmiyorum 3 gün oluyor mudur sezonda öyle. 3 gün olmuyor. Hatta şöyle off'un olduğunda da 6 ayda bir 3 gün. Genelde gidiyorsun. Kulübe gidiyorsun yani hani en kötü bir ter idmanı, bir şey, bir halter yanında. Ayıp mı oluyor yani? Yani gitmezsen tabii biraz hani genç oyuncu bak gelmiyor falan, biraz o muhabbetler de var ya orada. Hani Butler geliyor, Furkan geliyor. Aynen. Zaten o oldu mu en kötüsü. Aynen, tabii, genç oyuncu gitmiyor, sonra bir baba geliyor. Sonra yani. Öbür maç 3 dakika oynadı Furkan.
Zor iş. Bu izlediğim videolar şey görmüştüm. Hani çok fazla video izletiyorlar. Hı-hı. Sanki sen basketi hiç bilmiyormuşsun. Pick and roll nasıl oynanır'a kadar bile giniyorlar. Sizde de öyle mi? Olayın özeti şu. Her gün aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Her gün ama aynı hatayı da yapıyorsun maçta. Yani düşün sen mesela ne yapıyorsun? Rakibin videosunu mu izletiyorsun? Rakibin videosunu izliyoruz. Kendi videomuzu izliyoruz. Senin matchup'ını mı izliyorsun yoksa takımca bir arada bir şey oluyor? Herkesin orada kendi koçu var. Kendi matchup'ımı orada izliyorum. Kendi koçumla ama takım videosu olarak genelde bizim işte head coachlarla beraber izliyoruz onları. Hı hı. Oradaki olay şu. Her gün aslında pick and roll savunması yapıyorsun. Herkes aynı pick and roll oynuyor. Ama işte bir adımı bir sağa fazla attığın zaman işte mesafe veriyorsun. İşte evet. Geçiyor, pull up atıyor falan. Onların üstüne çalışıyorsun abi. Her gün aynı şeyi konuşuyoruz yani. Harden'a karşı oynadın mı? Harden'a karşı oynadım. Üstünden bir üçlük. Onu soracaktım. Savunması en zor adam kim ve seni en iyi savunan adam kim oldu şu ana kadar? Senin matchuplarından. Dinmidi. Spencer Dinwiddie de çok iyi oyuncu. Kıyak oyuncu. Çok iyi oyuncu. Underrated da ama bu aralar evet. Artık değeri biliniyor. Biraz aday maday oldu. Hareket etmeye başladı. Sosyal medyada bayağı komik bir adam. 1980 caz sanatçısı Sax TV'de. Jared Allen'la beraber tam şey. Kendi ayakkabı. Muzcular. Kendi ayakkabı şirketi de var onun. Bol var. Kendi özel ayakkabı. Dinwiddie lan. Hep değişik baskılı ayakkabılar giyiyor ve paylaşıyor onları. Zaten NBA'de böyle NBA'nin 400. oyuncusu bile olsa böyle işte Hashim Tabit basketball camp diye yapıştırıyorlar her yaz. Ben anlamıyorum. 10 kişi de gelse basketball camp. Ya biraz işte sizin gibi biraz PR de önemli oluyor orada mesela. Tabi haliyle. Yani onu satmak da önemli aynen, mesela. Hiç aynen. İyi oynamayan bir herif var mesela. Hiç adını duymuyorsun biliyorsun ama mesela magazinle gündeme geliyor. Evet. Hani oralarda oynayınca oralarda aynen. Değerli oluyor. Evet, evet yani. Tabi. Savunması en zor kim oldu seni? En çok domine eden kim oldu şu an? Dinwiddie çok zordu. Şeyde de onun hücumunda da mı çok zordu? Onun yani? Hücumunda da ya aslında çok iyi savunmacı değil. Hücum etmekte en zorlandığım Butler olabilir ya. Jim Butler? Aynen antrenmandan. Aynen rakipten ziyade antrenmandan Jim Butler olabilir. Hiç böyle şey yaptığın oldu mu abi yeter yani vurma böyle. Kırma ya, kemiklerimizi. Şöyle söyleyeyim ilk sene NBA'ye gittiğimde hazır kampında sayı atamadım. İlk 3 gün sayı atamadım yani. Hani o derece farklı bir seviyede basketbol oynanıyor. Ama onu açtıktan sonra işte bir duvar var. O duvarı kırdığın zaman orada tutturuyorsun onu. Aynen. Sadece o duvarı kırman gerekiyor. Ha oluyormuş diyorsun. Aynen oluyormuş ya diyorsun. Ben çünkü altyapıdan hatırlıyorum. Birebir oynamak çok bambaşka bir şey. Hani takım oyunda 5'e 5'te adamla o kadar baş başa kalmazsın ama birebir drillerde vesaire de adam senden üstünse ve güçlüyse seni orada yani basketten soğutur yani. Evet. Ya peki sırtı dönük sırtı dönük. Pardon kestim seni. Peki hani çok genç yaşta oraya gittin ve bu özgüveni oradayken nasıl hani aşıldım ve çünkü bu seneki maçlarını da izlediğimde evet. Gerçekten sanki büyük fark var, aynen. Yıllardır oynayan evet. Bir sharp shooter olma yolunda çok az adımları kalmış bir oyuncu evet. Olarak izledik yani seni. Ya bence orada en önemli şey doğru zamanda doğru yerde doğru takımda olmak. Çok benim için Philadelphia pek öyle olmadı aslında. Çok daha farklı bir iki sezon çok forvetlerin olduğu bir şey evet. Takım aslında. Ya ben takıma katılmadan önce sezon boyunca 15 galibiyet, 20 galibiyet, 22 evet. Galibiyet. Aynen. Ben takıma katıldıktan sonra her sezon 50 galibiyet. Playoff, yarı playoff 2 sezondur. Yani biraz daha farklı bir takımda olsaydım daha farklı bir 2 sene geçirebilirdim burada. Tabii ki sakatlıklar oldu vesaire ama onları kontrol edemiyorsunuz yani. Aynen. Ama yine baba oyuncularla bir takımda oynamanın da vermiş olduğu böyle bir öğrenmişlik var. Evet. Bir sürü şey görmüşsündür Butler'dan, Embiid'den, hepsinden yani. Tobias Harris geldi. Ondan sonra o da çok tecrübeli oldu. İşte bu dünya şampiyonasına itibaren onları şimdi gösterme zamanı. Aynen. İşte yavaş yavaş onları cepten çıkarma zamanı. Aynen. Oyun oynuyor musunuz? Oyunun Embiid'le FIFA oynuyorduk bir ara. Bayağı hatta oynuyorduk. Tabii Afrikalı yani, ya. Futbol sever. Aynen. Tak tak. Ondan sonra. Hangi takım alıyor? O hangi takım alıyor? Genelde Madrid alıyor. Ağır Madridçi. Ondan sonra bir ara Paris Saint Germain'e sarmıştı. Bu arada Butler da Neymar'la çok yakın arkadaş. Bilmiyorum bu biliyor musunuz? Mu? Çok ben yakın arkadaşlar. Ondan sonra onlara mesela sürekli konuşuyorduk. Hı-hı. Avrupa futbolu vesaire. Biraz daha böyle Avrupalı. Butler Amerikalı şey ediyor yani. Takip ediyor. Takip ediyor. Çünkü Amerika'da son yıllara kadar soccer çok şey değildi. Evet. Yani. O kadar popüler değil. Aynen. LeBron nasıldı? LeBron ya herifi izlerken gerçekten hayranlıkla izliyorsun böyle yani. Onu gördüğün zaman ona karşı savunma yaptığın zaman çok şanslı hissediyordum kendimi yani gerçekten onunla beraber. Öyle omuz falan maçta öyle şeyler denk geldim. Gücünü hissettin tabii mi geldi, hiç? Tabii geldi LeBron'la geldi. İyi değil mi yani? Geldi aynen. Farklı bir seviyede oynuyor yani. Evet. Bir kere çok rahat, çok büyük bir özgüvenle oynuyor. Kim favorin yani bu aralar yani şey bu sezon için değil ama şu anki aktif NBA oyuncuları arasında senin all time MVP'in kim şu ankiler yani? Bu sezon kötü oynamıştı belki atıyorum. Ne bileyim Curry dersin. Bence Kawhi Leonard ya. Kavai biraz Leonard. Şey olacak böyle şimdi iyi oynamaya başladılar işte finale gittiler. Yok yok Kawhi 3 sene 4 sene önce Spurs'ta zaten finaller MVP'si adam. Gerçekten çok temiz yani. Bir basketbol oynuyor yani. Hiç değil zorlamadan. Her şeyi var. Her şeyi yapıyor, her şeyi yapabiliyor. Aynen. Çok farklı seviyede oynuyor. Peki aynen. O son attığı buzzer beater şutundan sonra. Yıkıldık be. Sizin yıkılmadan sonraki yıkıldık be. Embiid soyunmasına rağmen. Bak çok iyi oynadı Kawhi.
bilimsel olarak ama o şanstı. O şutun açıklaması yok yani. 4 kere sekti yani. Hani o topu atsa kava yatardı ama şanstı o. Ben bir tane atış hatırlıyorum, belki hatırlarsınız. Tim Duncan potanın üstüne attı. Orada durdu böyle yani saçma sapan bir şekilde sekti girdi böyle. Ya maçı 15-20 sene kaybetsen hani bu kadar üzülmezsin. O top böyle sekti girdi. Zaten yıkıldık orada. Kawhi Leonard bunca senedir oynuyorsun. Burada bir genç kardeşim var. Bizi bitiriyorsun, tutuyorsun. Bir de McDonald's'tan kupon falan biriktiriyormuş 2 sene öncesine kadar. Tam öyle biliyormuş falan. Bir acayip bir adam yani. Ne yapıyorsa artık. Ülkemi almaya çalışıyor böyle şey yapıp. Doların artmasını mı bekliyor acaba? Bilmiyorum artık. Yatırım yapacak diyor. Türkiye'de iş yapar Kawhi'nin kontratları yani. NBA'de bayağı yüklendi basın o zaman. İşte evet. Ağlamasına, ondan sonra daha önceki hani biz kazanacağız, şampiyon tweet, olacağız bayağı. Var ya iddialı konuşmalar yapıyor. Evet. Doğal her oyuncu yapar ve iddialı da bir takımınız. Ben Philadelphia'yı gerçekten destekliyordum. Hı-hı. Hani senin burada olmanın olduğunu söyleyebilirim. 2K'da genelde Philadelphia'ya yalır, iyi de oynar. Elim ayağım gibi oynarım yani. İşini yaparım onlarla. Göreceğiz. Burada iddialıyız da. Bu basit, bu böyle. Ben asıl orada görüşeceğim sizle sanırım. O zaman Ben Ferroposterized by Furkan Korkmaz yakında. İşte sen de şarkı söyle o zaman. Yok, çalışmadığım yerden de. Ben Ferro King Kong. Nasıl Ben Ferro'nun şarkısını dinledin ilk? İlk nerede dinledim? Aslında Mehmet abiyle beraber. Amerika'da mı? O da çok büyük tesadüf, o da aynen. Mehmet abiyle İyiymiş, beraber. İyiymiş, benim için de kıyak. Mehmet Okur Furkan Korkmaz'ı açıyor Amerika'da. Aynen. Güzel şöyle yani. Mehmet abi havalimanından aldım. Bende kaldı bir iki üç gün. Ondan sonra işte şu Bluetooth'un hangi ismine falan filan derken bağladı telefonunu. Baktım Ben Ferro çalıyor. Hiç demeden açtı. Ondan sonra aynen hiç demeden açtı. Ben de işte ritim bitim biraz böyle şey yapmaya başladım. Ben ki çok böyle şey yapmam hani. Evet. Mehmet abi de işte Instagram falan biraz daha aktif oralarda. Neyse açtı işte Ben Ferro dinlerken. Sen yoğunluktan bakamıyordur bile. Ondan sonra işte baktım ben de moda girdim işte. Delirin yok tamam. Sonra sarmaya başladı yani benim de. Eyvallah. Şimdi zaten arabada falan da burada sürekli dinliyoruz yani. Amerika'da nasıl? Tabii tamamen en üst noktadır hep müzik şu an. Evet orada. Sağda hep sağ kenarlarında. Şöyle bir şey işte Türkiye'de de böyle şeyler evet. istiyoruz yani Furkan. All Star'da mesela ünlüler All Star'ında beni oynasınlar mesela yani evet, anladın mı? Evet. Hani bu şey değil yani. Keşke oynasalar anlamında değil de evet. hani biraz sonuçta bu işler böyle biraz evet. birbirine bir orantılı spor, işler. Basketbol, falan, hip-hop filan. Evet. Aslında entertainment. Tamamıyla eğlence iş yani. Aynen. Sizin orada insanlar basketle alakası olmayan insan gidiyor. Diyor ki etkinlik inanılmaz. Aynen öyle. Basket mesela olur. Senin şarkılarınla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Bizim takımda mesela ben hiç R&B dinlemezdim. Ondan sonra böyle Amerikan rap falan o tarz şeyleri de dinlemezdim. Ama soyunma odasında mesela müzikler açıyorlardı. Biraz ona da alışmaya başladım. Tabii. Senin yaptığın biraz oradaki mesela soyunma odasındaki muhabbete de çok benziyor bizim. Mesela yani. İşte verdiğin şarkılar vesaire. Oradan gördük. Biz de oradan öğrendik. Oradan da ısınıyorlar şey. Yani böyle. Aynen. Biraz onu kombinlemişsin buraya. Aynen. Tabii. Ben çünkü yani şöyle ben de oradan gördüm. İlk evet. rapi Amerika'da gördüm. Hı-hı. Orada dinledim. Orada bu iş aktifleşti. Dünyaya yayıldı. Evet. O yüzden ben de kendime göre, kendi bulunduğum hayata göre, ülkeye göre bunu sentezleyip evet, kendi yorumlamaya çalıştım işte evet, bir de şarkılarımda da mesela diyorsun ya bir bar fix, bir pull up aynen, işte. Aynen öyle çünkü hayatım da öyle geçiyor. Aynen öyle. Orada mesela zaten basketbol bu çok güzel bir şey yani. Aynen, benim için de şu an burada olmak, bunları seninle canım, konuşuyor olmak gerçekten ayrıcalık. Ama maçta biraz yani güzellik yap abine, böyle ağzıma da vurma yani. Ama off season'dayız şimdi. O da doğru işte. Biz zaten normal rutinimizde PlayStation oynuyorduk. Gidip basket oynadık dedik yani. Evet. Furkan sen de katılır mısın? Katıldığın evet. için bu arada kim? Tekrar teşekkür benim ederiz. Benim gerçekten çok canım. Güzel oldu yani. Eyvallah adamsın. Atalım mı biraz? Tamam. Tamam. Geçelim ben bir soru daha soracağım. Bu maçlara çıkmadan önce mesela LeBron konuşma yapıyor. Milleti gazlıyor böyle. Sizin aynen. takımda kim o işi yapıyor? Bizim takımda kim o işi yapıyor? Amir Johnson yapıyordu o işi biraz. Az önce sen bir örnek verdin ya işte. Veteran oyuncu tabi. Zaten o yüzden de hani takımlarda yer bulmasının hala şeyi biraz onun etkisi var. Aynen. Abilik yapsın, evet, oyuncuları evet. yönetsin vesaire. Şey yani fiziksel olarak formda olduğu zaman Amir iş yapan da bir adam yani. Evet, ofansif evet. rebound olsun falan. Bu sene biraz falan. Öyle bir kötü evet, performans evet, saygı ama genelde iyi oynuyordu. Aynen. Ya nasıl iyi ya? Foul hoca ya çalmıyor ya. Oğlum biraz az oynadın lan o iyi bak. Yok yakınım yok. Abi yok ya. Çok iyi. Bu da mı olmadı be? Bu daha yakışıklı olmuş. Aynen. Bak. Bak nasıl hareketler yapıyor. Ara bir konuş Osman. Furkan Korkmaz açıyor vuruyor. Furkan Korkmaz. Vur atışla. Orospu sayısın. Yes. Chris Paul'la sakal gibi. Çok roket bir ikili kanka. Kim bu Türk? Cedi! Yazdın kardeşim. Anlıyorum bu basketboldan anladın mı? Hemen Cedi'nin üstünden evet. Cedi kardeşimiz ayıp olmasın oyun tabii. Müthiş bir üstünden. Beni bana benden daha çok benzetmişler ha. Şimdi sokak oynayacağız. Herkes bir oyuncu alacak. Ben tamam. senin. Tamam, ben seni sen alıyorum. Ben Cedi. Ben kimim? Kawhi Leonard.
İyi tanısın kamerayı. Yani o kadar 4 kere sektirdi attı sizi eledik havayı seçiyorsun. Zeynep sen de kimsin? James Harden. James Harden tamam. Bakalım değişik bir maç bizi bekliyor. Hadi hayırlara gitsin. Aynen. Furkan çok şey bekliyorum senden. Dedi de tamam. Houston'un roketlerine gidiyoruz. James Harden'ı alıyoruz. Kardeşim aynen, başarılar aynen. Beyler. Tek Allah yardımcınız olsun. Hadi bakalım. Allah sabır versin. Hadi bakalım. Allah sabır versin. Çok konuşacağım. Beyler faullerde ele vuruyoruz direkt. Furkan gerçekte düşüren... yaptığın gibi bu oyunu sen biliyorsun kardeşim. Bu senin oyunun. Aynen. Yerden oynuyorum. Bak, yani. Bak görüyor musun nasıl yakışıklı? Bak bak. Bence. Tamam mı herkes? Ben doğruyum Furkan'ım. Furkan da Kavay. Siz doğru musunuz? Ben kendim zannediyorum. Tamam ben şu an şeyim. Sen Kavay'sın. Kendim... Alışabilecek misin oran? Ben beni kendim zannediyorum. Nasıl bir his Furkan 2K'da olmak? Aynen. İyi bir histir mutlaka. Güzel. Böyle siftah yapalım mı bir? Tavayı, sen ceddesin. Tamam, alın ceddesin. Aynen. Eyvah. Cedi Osman. Bravo. Evet, evet. Ayağımız alışsın değil mi? James Harden savunması yok. Furkan gururumuz. Abi sesini bravo, herkesin. Bravo, bravo. Oldu. Eyvallah Furkan'ım. Furkan kaçırttı, bir de rebound oluyor. İyi pas. Şimdi müthiş top. Kardeşim böyle oynanır işte. Böyle oynanır anladın mı? Tiki taka. Böyle olur. Aynen. Devam. İçerideyim. Allah Allah. Bir şeyler. İçerideyim. Dış var. Furkan Korkmaz'ın üçlüğü. İsabetsiz. Ah be. Bizi bitirdin mi Fero? Ah be. Pardon kardeşim yakışmadı biliyorum. Rebound bende ama. Cedi. Erken Cedi Osman. Bak nasıl hareketler yapıyor. Ara bir konuş Osmanlı. Furkan Korkmaz içine vuruyor. Furkan Korkmaz. Evet bir şeyler. James Harden öyle kolay değil bizden top almak. Yok. Olmaz. Ya nasıl giriyor ya? Aynen. Dış Furkan çık. Aynen. Eyvallah. Bu kadar basit kardeşim. Asist yazarlar. Oğlum biraz az oynayın lan. Oyu var. Geldim ben de. İyi yardım. Ama oldu i̇şte galiba. Evet ya ne yapacağım. Lok geliyor. Bitti. Bravo. Eyvallah Furkan'ım. Bravo kardeşim. Eyvah. Neredesin? Ben... Gidiyor! Vur at içine. Orospu sayısı. Yes be! Bu kadar basit işte. Bak iltifat mı ettin gömdün mü anlamadım ama. Foul hoca ya. Çalmıyor ya. Furkan'ım and one kardeşim. Contested'le yap. Bravo Furkan. Atıyorsun ha oyunda. Orgunken attı bir de ya. Nasıl bir iş Furkan? Oyunda olmak. Geldim kanka pikenro. Sana ben... Furkan bilmez şimdi. Cedi bunu da kaçırdı. Çık. Sende. Harden sende. Eyvallah. Harden yanıyor mu Harden şu an? Harden sende. Yakın. Seninki yanıyor. Benimki yanıyor. Aynen seninki yanıyor. Müthiş savunma. Müthiş. Hücum süresi falan yok galiba. Furkan Korkmaz. Bozuyordu. Bravo Furkan iyiymiş oğlum. Valla ben de bekliyorum. Dış var. Hop geldim ben de. Hadi artık. Atma ya. Smacı yok hiç adamın. Eyvallah. Oğlum vurursun bir tane. Furkan Korkmaz yaptı bir şeyler ya yine Furkan ya. Korkmaz. Vurur diyoruz. Kim bu çocuk? Vallahi ya. Kim bu çocuk? Ne yaptın? Overall'lardan yükselttin mi şeyi? Furkan geliyor diye. 70. Cedi Osman. 74. Çıktım. Bitti. İçine vurur. Kavay. Bizi bitirdi be vallahi. Dış. Yazdım. Bravo. Kat geldi. Pik. Yok. Yakınım yok. Abi yok ya. Çok iyi. Chris Paul'la sakal gibi. Çok roket bir ikili kanka. Cevaplar yine pis sayılarını atıyor. Furkan geçti. Furkan! Hiç korkmaz kardeşim. Böyle. Furkan'la böyle oynayacaksın. Eline vur şu adamın oğlum. Furkan'la böyle oynayacaksın Furkan. Yazdık. Yok çıktım. Yes. Kavay buradayım. Üçü var Furkan uçurdu. Köşede. Cidiyaa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 
Türk? Kim bu Türk? Tanıyalım mı bu? Dış var. Yedi şutu sever. Yedi, ikilik attı. Ya böyle sıkıcı bir basketbol oynuyorlar ki Furkan, yemin ederim. Kat geldi, kat geldi. Evet, bitir bitir. Hop, ben seni besliyorum oradan. Bitti. Bu kadar basit. Çok kötü. Bu kadar basit. Ata bana top. Yakınsın. Bravo Furkan'ım be. Çok iyi savunma. Ben çok iyi oynuyormuşum ha. Aynen lan. Çok iyisin oğlum. Devam devam. Bırakma. Geçmesin geçmesin. Derken olsun, yeşil olsun. Attı. Kendimizle. Çok iyi. Yazdın abi. Kardeşim. Ama anlıyorum bu basketboldan, anladın mı? Anlıyorum bu basketboldan yani. Boşuna şarkıları koymuyorsun. Spacing'i yapıyorsun vallahi. Yok yok. Evet.
Abi ne şanssızlık ya. Rebound hep size sekti birader ya. Hep size sekti. Yok. James. Cedi versene topu oğlum, ne yapıyorsun? Ah, dış. Soktun. Ben Harden'dayım. Olmaz. Oldu mu? Bravo be Cedi. Ne attılar be? Çok iyi, çok iyi. Girdi. Rebound. NBA şampiyonu olabilirsin ama burada. Evet, böyle karaktersiz sayılar. Pis sayılar. Oldu, bu oldu. Bu da mı olmadı be? Furkan soldu. Dış var. O da güzel. Bitirir ya. Bitirir ya. Yılan gibi birader. James Harden yılan gibi, Allah belasını versin. Bu da mı olmadı? Helal kardeşime. Bir sayı Furkan yersek bitiyor. Pass of oil. Top işte. Baltazar. Evet. O nasıl pas? Cedi ile Feyde ve üçlük. Olmaz. Yok. Ribo. Olmaz. Cedi. Cedi. Kardeşim öbür tarafta kazanırız diyeceğim ama biz beraber belki de kazanamıyoruz. Belki açta kazanırız belki. Ha, yani çünkü ayrı olacağız öbür tarafta. Beyler tebrikler. Çok iyiydim. Bakalım sağ ol kardeşim. Hemen istatistiklere bakalım. Cedi Osman 11 sayı 8 rebound. James Harden oynamamış. Harden gelmemiş bugün. Kawhi Leonard 12-4. Furkan all-around oynamış. Bugün asist 5-7. Sağlıklı duruyor. 3 smaç'ı var Furkan'ın. Sahanın en çok smaç basan oyuncusu. Benim için tek önemli istatistik buydu. Kendimi galip sayıyorum. Şunu bir daha Cedi'nin üstüne. Hemen Cedi'nin üstünden. Evet. Cedi kardeşimiz ayıp olmasın. Oyun tabi ama müthiş bir smaç. Müthiş. Sanki Corey Brewer'ın Derek Fisher'ın üstünden bastı smaç gibi inanılmaz şeyler yaptık. Ya da Baron Davis, Kirilenko. Öf. Haksız üçlükler. Cedi'ye lafımız yok ama James Harden bugün. Beni bana benden daha çok benzetmişler ha. Çok pislik. Furkan evet sen baksan burada daha çok yakışıklı olmuş. Daha yakışıklı. Eyvallah Furkan. Eyvallah çok zevkli. Sağ ol kardeşim. Keyifliydi beyler, sağ ol. Aynen öyle. Evet şimdi sahada kozlarımızı paylaşacağız. Hadi bakalım.